Selamlar arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın, hakemler çok zekidir. İstisnalar dışında. Kendilerini yönetenlerin ne yapması istediğini anlayacak kadar zekidir. Neyin ödüllendirildiğini, neyin cezalandırıldığını bilirler. Bunlar hakem hataları değildir cezalandırılan ya da ödüllendirilen kimi zaman. Şimdi hemen konuya adil gevrekle başlayayım. Çok uzatmayacağım orayı. Galatasaray'la nasıl alay ettiklerini anlatmaya devam edeceğim. Adil Gevrek maç bittikten sonra Kayserispor maçı Hüseyin Göce'ye saldırmaya teşebbüs etti. Allah razı olsun, kaleci Ertaç engel oldu da biz bütün dünyada rezil olmaktan kurtulduk. Türkiye'de hakeme fiili saldırı. Görürüz ya, bizim spor kanalı olmayan kanallarda bile haber yapılır bu. Neyse, ben ama şunu biliyorum ki Hüseyin Göcek kötü hakemdi. Ben FIFA kokartı takmadan da aynı şeyi söylüyordum. Galatasaray Konya maçında Galatasaray aleyhine uydurduğu penaltıda da aynı noktadaydım. Bugün de aynı noktadayım ama dün Hüseyin Göcek'in vermediği penaltıda verdiği karar doğru. Acayip acayip işler yani. Neyse, konudan uzaklaşmadan dönelim. Ben Adil Gevrek'in, bunca senelik deneyimi olan başkanın verilmemiş bir penaltı yüzünden hakeme fiziksel saldırı yapacak kadar şuurunu yitirmeyeceğini bilecek kadar deneyimliyim bu meslekte. Sumitika'nın 5 oyuncuyla başlayan sonra 8'e çıkan oyuncu taleplerinden sonra para yok, puan yok. Muhtemelen ya ben artık bu dakikadan sonra federasyonda da kötü durumdayım, zarar veririm diyerek istifa edeceğini ve genel kurul yapacağını düşünüyorum. Orada dramatik olan şöyle bir şey var. Basın sözcüsü diyor ki yani keşke yaşanmasaydı demiyorum. Başkanımız haklıydı, girmek gerekirdi falan. O pılı pırtı toplayıp gidecekler. Sadık'ın söylediği laflara taktım kafayı çünkü Sadık diyor ki 70 metreden görmüş. Kulübedeki arkadaşı da demiş ki penaltıydı, ayağına bastı. Vallahi tebrik ediyorum Sadık'ı ama şimdi sıra ona da gelecek. Hakemler zekidir, hakemler ne yapacağını bilir, kendisini yönetenlerin kendilerinden ne beklediğini anlar demiştim ya. Bu her dönem değişir. Bu sene zayıf halka Galatasaray. Galatasaray, ha bu arada Galatasaray'ın sıradaki maçında Galatasaray'ın lehine skandal hatalar yapılırsa da hiç şaşırmayın. Bunu da senelerin tecrübesi olarak söylüyorum. Çünkü Galatasaray tehdit olmaktan çıktı. Galatasaray'ın keyfini nasıl kaçırabilirsin? Böyle kaçırabilirsin. Bizim taraflı olsak öyle bir şey olmaz ki diyeceklerdir. Bunu da bir kenara yazın. Şimdi Rize Galatasaray maçına dönelim. Rize Galatasaray maçının son dakikasında Cagne'nin attığı golden önce Galatasaray'ın yaptığı, Rize atağında yaptığı faulü vermemesi üzerine Rize camiası ayağa kalktı. FIFA kokartının, bu federasyonda bulunan yöneticilerin verdiği iki tane hakem, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen 8 haftadır maç almadı. Hemen geçelim. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe seneler sonra Galatasaray galibiyeti gördü. Galatasaray'ın sahasında. Karşılaşmanın son 10 dakikasında VAR'da oturan Yaşar Kemal Uğurlu iki tane pozisyonda maçın kaderini etkiledi. İki tane siyah beyaz hata yaptı. Cagney'in attığı golü iptal ettirdi. Berkan'a yapılan net penaltıyı verdirmedi. Fatih Terim delirdi. 5'i 5 maç kendi hatasından toplam 6 maç ceza aldı. İnsanlar ne bekledi? Ali Palabıyık'la Abdülkadir Bitigen kızağa çekilmişken Yaşar Kemal Uğurlu'yu da dinlendirirler diye bekledi. Fatih Hoca 5 haftadır renkli camların arkasından maç seyrediyor. Ben dahil pek çok yorumcu tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor. Taraftarlar tepkili. Ama bu arada bütün bunların kaynaklarından biri olan Yaşar Kemal Uğurlu dinlenemiyor. Fatih Hoca
renkli camın arkasındaydı. Birinci hafta maça gitti, ikinci hafta maça gitti, üçüncü hafta maça gitti, dördüncü hafta maça gitti, beşinci hafta maça bitti, gitti. Adam bitti diyorsunuz, hayır bitmedi. Çünkü ödüle doymuyor Türkiye Futbol Federasyonu. En son VAR maçında Galatasaray'ı perişan eden Yaşar Kemal Uğurlu 5 tane lig maçına gittikten sonra Beşiktaş Göztepe maçında da VAR'daydı. Yetmedi. Ona dediler ki kardeşim sen bizim FIFA kokartlı hakemimsin ama FIFA VAR'da yoktun. Senin FIFA VAR hakemliğini de onaylıyoruz. Artık Cüneyt abilerinle maça gidip VAR'da da oturabilirsin. Ya da ne bitmek bilmeyen ödülmüş. Hakemler zekidir anlar diyorum ya. Bu MHK da zekidir. Ne yaptığını ben çoğu zaman iyi bildiğini düşünüyorum. Toplumun ayarlarıyla oynamaya kalkıyorlar ya da hiç bilmiyorlar, hiç orada işleri yok. Ümit Öztürk senelerdir Galatasaray maçına verilmiyordu. Galatasaray'la tekrar dönüşmesi çünkü oğlu, kızı, evladı Alanya'da Galatasaray'ın kazandığı maçtan sonra Fatih Terim'le fotoğraf çektiriyor. Ümit Öztürk de uzaktan eğilerek bakıyordu. Galatasaraylı'dan da maç verilmedi senelerdir ve ilk maç aldığı, ilk görev aldığı maç Yeni Malatya maçıydı Galatasaray'ın. Hani bugün 70 metreden arkadaşın ayağına bastığını gören ve hakkını helal etmeyen Sadık'ın faul yaptığı pozisyonda penaltı verilmesi konusunda Atilla Karaoğlan'ı uyarmadı Ümit Öztürk. Bunu anlayabilirsiniz çünkü Galatasaraylı algısı yaratılan bu hakem kardeşimiz VAR'dan müdahale edip gri pozisyonda penaltı verdirtti. İşte zaten Galatasaray'ı dedirtmemek için bunu yapmış olabilir. Sıfır hassasiyeti olan MHK bu sefer Sivas maçında orta hakem olarak onu görevlendirdi. Orta hakem olarak görevlendirildiği maçta Cagne'ye yapılan penaltıyı vermedi. Arda kardeşler müdahale etmedi. Haydi dedik. İkisi de görevlendirildi. Bir hafta sonra Arda kardeşler Galatasaray Adana Demirspor maçına verildi. Bu arada Galatasaray taraftarları üzüntüden, öfkeden çatlıyorlar. Arda kardeşler Galatasaray maçında mesela uzatmada İlk yarının son dakikasındaki uzatmayı uzattı. Adana Demirspor'a korneri kullandırdı ama Galatasaray 5 kişiyle korner kontratağa çıkmış. 7 saniye sonra atak sonuçlanırken maçı bitirdi. Ümit Öztürk görev almaya devam etti. Ne oldu? Beşiktaş Göztepe maçına geldi. Sivas Galatasaray maçında vermediği penaltının aşağı yukarı aynısı olan pozisyonda Göztepe'li futbolcuya yapılan müdahaleye penaltıyı verdi. MHK, gittiniz artık. Bakın bilmiyorsanız bırakın gidin. Hangi hakem hangi maça verilir? Ödül nedir, ceza nedir? Ödül ne zaman verilir biliyor musunuz? Bir işi iyi yapıyorsa. Ceza ne zaman verilir biliyor musunuz? Bir işi kötü yapıyorsa. Eğer siz işini kötü yapana ödül veriyorsanız, 5 hafta üst üste maça gönderiyorsanız, sen burada siyah beyaz 2 tane hataya imza atarak bizim istediğimizi yaptın. Bu senin hakkın oğlum diyorsunuzdur. Ne toplum psikolojisinden anlıyorsunuz, ne hakem psikolojisinden anlıyorsunuz, ne adalet duygunuz var. Korkmayın kardeşim. Ali Palabıyıklı, Abdülkadir Bitigen'e maç verirseniz sizi asmazlar. Nasıl bakacaksınız onların suratına? Tamam onlar da hata yaptı, bunlar da hata yapıyor. Bunlar hata yapıyor, 5 hafta üst üste gidiyor. Sizin 2 tane FIFA kokartlı hakemin 8 hafta evden maç seyrediyor ya. Bilmediğiniz için böyleyse zaten hiç layık değilsiniz. Bildiğiniz için bu hataları yapıyorsanız
Yani burada cezayı göreceğinizi sanmıyorum ama Sadık'ın dediği gibi. Bu arada Ali Koç'tan bahsedeceğimi söylemiştim. Hemen onu da söyleyeyim. Ali Koç çifte standarttan en çok şikayet eden insan ya. Tam bir sene evvel bugün Fenerbahçe son şampiyon Başakşehir'i 4-1 yendi 24 Aralık 2012'de. Maçın 12. dakikasında hakem Gustavo'yu net kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda atmadı. Başakşehirli futbolcuya 78. dakikada temas etmediği pozisyonda sarı kart verdi. Topu vurdu, yere attı. Ondan sonra ya kural hatası aslında yani şey hakem hatası aslında Şikörtel yapmıştı faulü de Elia'ya verdiler falan diye kıvırdılar da Türkiye ayağa kalktı. Bugün aynen Yeni Malatyaspor'un yaptığı gibi o gün de Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray futbolda kara gece diye sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golle top avuta çıkmıştı, korner kullandırdılar. Hatadır olur, insani şeyler bunlar ama burada bahsedeceğim şey çifte standart. Yöneticilerin kendi lehlerine olduğu zaman nasıl kulağının üstüne yattığı, kendi aleyhlerinde olduğu zaman nasıl ortalığı yıktığını anlatacağım. Hani Ali Koç Trabzonspor'a kimin doğru kararla kırmızı kart gördükten sonra yenildikleri maçın ardından havaalanında demişti ya, "Ey Türkiye Futbol Federasyonu, sakın bana ceza vermeye kalkmayın." Evet. 15 puanımızı çaldılar geçen sene demişlerdi. İşte geçen sene o sene. Göksel Gümüşler diyor ki ya bütün bunlar yetmezmiş gibi seyircisiz maçta Caner'in kötü sözleri tribüne kadar geldi. Caner'e bir tane kart göstermedi. İrfan ağzını açtığı zaman sarı kart gördü benim oyuncum. Bu akşam uyuyamaz derken taraftarlarını yürüyüşe, Trabzonspor maçından sonra yürüyüşe davet eden Ali Koç şöyle diyordu. Fenerbahçe bu maçı bileğin hakkıyla kazandı. Pozisyonları süzemedim ama Fenerbahçe bu maçı bileğin hakkıyla kazandı. Hiç kimse hakem hatasıyla kazanılan puanlarda Fenerbahçe ile yarışmaya kalkmasın dedi. Konyaspor haksız penaltıyla puan aldığı zaman da şey Ali Dürüst Federasyon'dan istifa etmişti. Hiçbirisi bırak elması ayrı tutuyorum ama o zamanki gibi o zamanki başkan merhum Mustafa Cengiz gibi de yürüklüce konuşamıyorlar. Miyav miyav. Mustafa Cengiz o gün dedi ki Türkiye'yi yurt dışında son derece kötü duruma düşüren işte dünya üçüncüsü, Avrupa üçüncüsü takımı üçüncü seviyeye düşüren Türkiye Futbol Federasyonu bütün kurullarıyla iflas etmiştir. İstifaya davet ediyorum tüm kurullarıyla demişti. Hüseyin Göcek ve Halis Özkahya'nın hakemliğin bitmesini istemişti. Hakemliğini bitirmediler tabii onun. Şey oldu. Halis Özkahya kendisi bitirdi. Mesele gerçekten sistemle ilgili bir mesele. Mesele samimiyetle ilgili bir mesele. Mesele liyakatle ilgili bir mesele. Mesele spor severlikle ilgili bir mesele. Hepsinden sınıfta kalmış durumdayız. Cümleten. Benimle aynı mesleği yaparak para kazanan bazı meslektaşlarımın kulüp amigoluğuna soyunmasını, her pozisyonda her zaman sıkıntıyla karşılıyorum. 70 metreden üzüntüyle karşılıyorum. 70 metreden arkadaşın ayağına basıldığını gören Sadık kontrolsüz girişinin farkında değil mi? Helal etmiyormuş hakeme hakkını. Yani o penaltı verilirse de %100 gol. Ama Galatasaray maçında kendi pozisyonu olduğu zaman ben topa girmiştim. Halbuki yan yanasın. Kontrolsüz giriş nedir biliyor olman lazım. Böyle helaldir, haktır meseleleri futbolda da çok tehlikeli. Herkes hak ettiğini kazanır, hak ettiğini yaşar inşallah da bu sözler kötü. MHK berbat yönetiliyor. Her koşulda istifa etmeleri lazım.
Ahmet Ağal'ını tebrik etmek lazım çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderek bir seçim yapılmasını sağlayacak noktaya getirdi tahkim ve disiplin kurullarında. MHK'da da değişiklik yapılması lazım. Onun için seçim gelmesi lazım. Seçim gelmesi için başkanlar ağızlara bakıyorlar. Ama ben bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu neden istifa etmeliyi delilleriyle yayınlayacağımı söylemiştim. Gerekçeleriyle daha doğrusu delil deyince milletin kanı çekilir şimdi. Ama onu sezonun ilk yarısı bittikten sonra yapacağım. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere. MHK insanların aklıyla alay etmeyin.